misafirlerimiz. Gelir İdaresi Başkanlığı ve Bilişim Sanayicileri Derneği adına düzenlenen e-fatura ve e-defter bilgilendirme seminerine hoş geldiniz. Şimdi açılış konuşmasını yapmak üzere TÜBİSAT Başkanı Profesör Doktor Kemal Cılız'ı sahneye davet ediyorum. Hepinize günaydın. Suyu koydum ama çok uzun konuşmayacağım. Değerli konuklar, sayın başkanlarım, TÜBİSAT'ın Gelir İdaresi Başkanlığı ile düzenlediği e-fatura ve e-bilgilendirme seminerine hepiniz hoş geldiniz. Görüyorum oldukça iyi bir katılım var. Bu konu bizim için, bilişim sektörü için çok önemli bir konu. Sağ olsun Gelir İdaresi Başkanlığı da böyle bir teveccüh gösterip sektörümüzü bilgilendirmek adına bizde bir işbirliği yaparak böyle bir seminer düzenledi. Ben kısaca bir parça TÜBİSAT'tan bahsetmek istiyorum. Bilmeyenleriniz olabilir. Aranızda üye şirketlerimiz de var ama bunu geniş bir katılımla yaptığımız için çok farklı sektörlerden katılımcılar da var bugün. TÜBİSAT 1979 senesinde kurulmuş olan Türkiye'deki bilişim sektörünü en yaygın anlamda temsil eden %95'lik bir temsil yeteneğiyle bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün bir sivil toplum örgütü. Sektörle yaklaşık aynı yaşta bilişim sektörüyle. Bizim çok farklı alanlarda çalışmalarımız var. Fakat bunlardan en önemli bir tanesi de mevzuat komisyonumuzun altındaki bir çalışma komisyonu e-fatura ile alakalı. Yaklaşık 2-3 senedir bu konunun önemine inanıyoruz bilişim sektörü olarak. Bu konunun özellikle özel sektörle paylaşılması konusunda da ciddi çalışmalarımız oldu Gelir İdaresi Başkanlığı'yla. Memnuniyetle görüyoruz ki içinde bulunduğumuz bu 2013 senesinde de Gelir İdaresi Başkanlığı'nın da yayınladığı tebliğle bu çalışmalar özel sektörü de açılmış vaziyette. Gerek mükellefler gerekse bu sistemle hizmet sağlayıcı adayı olarak görev alacak biz bilişimciler adına önemli bir gelişme olan e-fatura konusunda Gelir İdaresi Başkanlığı ve TÜBİSAT olarak bugün detaylı seminer içerisinde sizi çok farklı konularda bilgilendirmeye çalışacağız. Sağ olsunlar Ankara'dan değerli misafirlerimiz var Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan. Gün boyunca farklı konularda karşılıklı bilgi alışverişinde bulunma imkanı olacak. Bilişim sektöründeki gelişmeler güncel hayatı hem daha pratik hale getiriyor hem de kaynakların daha etkin bir şekilde sarf edilmesini amaçlıyor hepimizin bildiği gibi. Özellikle elektronik ortamın gelişimi ve buna bağlı olarak günlük hayatımızdaki kullanım alanlarının çeşitlenmesi, muhasebe ve vergi dünyasındaki temel kavramlarında yeniden tanımlanması sonucunu doğuruyor. Hepimizin bildiği konvansiyonel algıya göre kağıda mahkum edilmiş birçok kavram yeniden tanımlanıyor. Sadece elektronik fatura alanında değil birçok alanda. Elektronik ortamda yer alma fırsatı buluyor. Belge, kayıt, yasal defter, arşivleme gibi işlemlerin, bu gibi kavramların çağın koşullarına uygun olarak elektronik ortama taşınması amacıyla çalışmalar gerek dünyada gerek Türkiye'de hız kazanıyor. İçinde bulunduğumuz bilgi çağında hayatın her alanında daha verimli olmak amacıyla yeni bir dönüşüm süreci yaşıyoruz. Bilişim sektörü olarak alışılagelmiş uygulamaları değiştirerek bir diğer ifadeyle daha verimli hale dönüştürerek insanlığın hizmetine sunuyoruz. İnternetin gelişimi ve iletişimin kalite, güvenlik ve hız özelliklerinin artması bu sürece ciddi bir katkı sağlıyor. Bu gelişmeler ışığında vergi ve muhasebe uygulamalarında da köklü değişiklikler öngörülüyor. Hem Türkiye'de hem dünyada. Vergi ve muhasebe uygulamalarının elektronik ortama taşınması ve buna paralel olarak zaman ve kaynak açısından daha verimli ve güvenli hale gelmesi için ilk adım olan elektronik fatura uygulaması ile fatura basımı, arşivlenmesi, maliyetlerin ciddi anlamda azaltılması, kayıt dışı ve naylon fatura ile mücadele, mali denetimlerin düşük maliyetli ve verimli hale gelmesi, mükellefler arasındaki ilişkilerde iyileşme, vergi geliri kayıplarında azalma gibi ciddi faydalar öngörülüyor. Elektronik faturalama işi dünyada özellikle Avrupa Birliği'nde çok hızlı bir gelişim gösteren, son yıllarda büyüme hızı diğer sektörler arasında en hızlı gelişen alanlardan birisi. Bu iş alanında çok farklı teknolojiler, çözümler ve iş modelleri kullanılmakta.
Bu çözümlere yön veren temel dinamik ise o ülkelerin mevzuatlarının elektronik fatura konusundaki yaklaşımları olmakta. Bunun altını çizerek söylüyorum çünkü mevzuat önemli. Ama memnuniyetle görüyoruz ki Türkiye'de bu konuda öncü ülkeler arasında yer alıyor. Özellikle yeni değişikliklerle. Türkiye'de bilişim sektöründeki hızlı gelişmeye paralel olarak vergi ve muhasebe uygulamaları daha verimli ve güvenli hale dönüştürmek amacıyla kayıt, belge ve defterin elektronik ortama aktarılması sürecindeki ilk adım olan elektronik fatura süreci yaklaşık 3 sene önce başlatılmış durumda biliyorsunuz. Elektronik fatura şirketlerin faturalaşma operasyonları için harcadığı tutarları çok önemli bir oranda düşürmekte ve bu noktada şirketlere maliyet ve ciddi bir verimlilik avantajı getirmekte. Elektronik faturalaşma konusunda başarılı uygulamalar ise Avrupa'da, İngiltere, Norveç ve Finlandiya'da görülmekte. Diğer ülkeler de var ama bunlar daha ön plana çıkan ülkeler. Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde devletin mükellefler arasındaki faturalaşma süreçlerine ilişkin üstlendiği fonksiyon, düzenleme ve denetleme fonksiyonu. Bunu görüyoruz. Devlet mükellefler arasındaki faturalaşma ilişkin süreçlerde işletmeci olarak rol almıyor. 2013 senesi içerisinde Aralık sonunda yayınlanan tebliğle de bizde de böyle bir süreç başlamış vaziyette. Bugün detaylı olarak işlenecek. Ülkemizde elektronik fatura konusunda ilk çalışmalar, belki hatırlarsınız, sektörümüz aslında bunu iyi biliyor. 2005 senesindeki E-Dönüşüm Türkiye Eylem Planı çalışmaları çerçevesinde başlatılmış. Aslında oldukça eski. 2005-2013 dersek 8 sene önce ilk defa orada gündeme gelmiş ve aşamalı olarak gelişmeler sağlanmış. 2010 yılında Vergi Usul Kanunu genel tebliğinin yürürlüğe girmesiyle e-fatura uygulamasından yararlanma koşulları belirlenmiş. Bu tebliğ ile dünyada çok hızlı büyüyen, bilişim sektörü açısından da önemli bir pazar olan elektronik fatura uygulamaları da önümüzde, ülkemizde bir açılım gelmiştir. Uygulayanlar da var biliyorsunuz. Ancak 2012 Aralık ayında Vergi Usul Kanunu'nda yapılan son düzenlemeler ile bir takım mükelleflere elektronik defter ve elektronik fatura kullanma zorunluluğu getirilmiştir. Bir takım derken bunun bir takım koşulları var. Zannediyorum bugünkü seminerde detaylı paylaşılacak. Çünkü bazı mükellefler zannediyorum ciro seviyelerine ilintili olarak kullanma zorunluluğu geliyor. Bunun da Sayın Başkanım biraz daha detaylı herhalde girecektir. 1 Eylül gibi bir tarihi var. Son değişikliklerle ayrıca bizim sektör açısından önemli olan özel entegratör tabirine ilk kez yer verilerek e-fatura uygulamasını özel entegratörler aracılığıyla kullanan mükelleflerin e-faturalarını özel entegratöre ait mühürle onaylayabileceği düzenleme de şu anda yürürlüğe girmiş vaziyette. Bu bizim sektörümüz açısından çok sevindirici, aynı zamanda önemli bir pazar fırsatı da yaratıyor. Ama birazdan değineceğim gibi bunu da iyi değerlendirmemiz lazım. Yapılan son değişiklikleriyle daha önce ihtiyari olan e-fatura uygulamasına geçiş pek çok şirket bakımından zorunlu hale gelmiş bulunuyor. Bu zorunluluklar e-fatura uygulamasının kullanımını artıracağı gibi özel entegratör olarak nitelendirilen yani e-fatura hizmet sağlayıcılarının rolünü üstlenmesini öngören şirketlerin de önemini artıracak kendi bilişim sektörümüzde. Küresel ekonomi kurallarının hızla eski kuralların yerini aldığı, sınırların olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Bu ortamda şirketlerimizin rekabet güçlerini artırabilmeleri ve dünya şirketleriyle iş yapabilmeleri için bir yandan iş yapış biçimlerini değiştirmeleri, bir yandan da uluslararası muhasebe standartlarına uygun hale gelmeleri gerekiyor. E-fatura ve e-defter uygulamalarının Türkiye'nin ve Türk şirketlerinin dünya ekonomisiyle entegre olması için atılması gereken adımlardan birisi olduğuna inanıyoruz TÜBİSAT olarak. Bu çerçevede TÜBİSAT olarak bize düşen görev, üye şirketlerimizin bu uygulamaları, demin bahsettiğim, verimli ve ekonomik olarak en etkin şekilde hayata geçirmesi. Sayın Başkanımızla yaptığımız konuşmalarda da kendisinin de ifade ettiği gibi, bu sürecin sağlıklı olması için TÜBİSAT olarak bizim de ve üye şirketlerimize önemli bir görev düşüyor. Demin bahsettiğim bu elektronik fatura konusundaki servis sağlayıcı şirketlerin, aracı şirketlerin bu hizmeti verimli ve ekonomik koşullarda sunabilmesi lazım ki bu uygulama başlama aşamasında çok sancı çekmeden başarılı bir şekilde devam etsin. Bu sorumluluk bize düşüyor. Ben burada memnuniyetle söylüyorum ki Sayın Başkanımızın da önünde, dün akşamki yemekte de ifade etmiştik, beraber bir yemek yaptık. Biz sektör olarak buna inanıyoruz. Bununla ilgili görev almak isteyen birçok şirket var. Süreç kısa ama sürecin kısalığının farkındayız, problemlerin de farkındayız. Bilişim sektörü açısından çok önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Aynı zamanda tüm Türkiye'deki mükellefler açısından verimliliği artıracak, maliyeti düşürecek bir uygulama olarak görüyoruz bunu. Ama önümüzdeki süreci iyi değerlendirmemiz gerektiğine inanıyoruz.
Bu vesileyle bu seminer fırsatını bize sağlayan Gelir İdaresi Başkanlığı'na, Sayın Başkan Daire Başkanı Uğur Doğan'a ve ekibine, bu sürecin hazırlanmasında bize destek olan avukatımız Sayın Yasin Beceni'ye ve ekibine, üyelerimize buradaki katılımlarıyla ve siz değerli konuklara çok teşekkür ediyorum. Umarım verimli ve iyi bir toplantı olur. Hepinize teşekkür ediyorum.